Salkım anemonu, tek tür mü, çift tür mü? Büyüleyici Akdeniz'e daldığınızda, salkım anemonu, görebileceğiniz en büyüleyici ve görkemli mercanlar arasındadır. Sarı ve turuncu halıları andıran yoğun aglomerasyonlarda, kümelendiği deniz mağaraları ve kaya aralıklarının oluşturduğu boğazlar gibi az aydınlatılmış alanlarda, kayaların veya süngerlerin üzerinde bulabilirsiniz. Scientific Reports'ta yayınlanan bir çalışmada, Bologna Üniversitesi'nden bir araştırma grubu, genellikle, küme anemonları olarak etiketlenen bazı mercanların farklı türlere ait olabileceğine dair kanıt buldu. İki tip Parazontis azinella vardır ve bunlar boyut, renk ve tercih edilen alt tabaka bakımından farklılık gösterir. Araştırmacılar bu mercanları, Banyuls sur Merden Rovinje, Portofino, Olbia, Gallipoli ve Chioggia üzerinden Akdeniz'in 11 noktasında örneklediler ve DNA'larını karşılaştırdılar. Çalışmanın yazarlarından biri olan ve aynı zamanda Bologna Üniversitesi Biyoloji, Jeoloji ve Çevre Bilimleri bölümünde profesör olan Federica Constantini, Parazontis azinella'nın bu iki morfotipi arasında belirgin bir genetik izolasyon olduğuna dair kanıt bulduk. Bu, onların iki farklı türe ait olabileceğine inanmamıza neden oluyor, diyor. Bu hipotezleri doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız olacak. Yeni içerikleri, videoları, podcastleri ve içerik formatlarımızı takip etmek, gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olmak için bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Tür kompozisyonu ve deniz popülasyonları bağlantı modelleri hakkındaki bilgiler, Akdeniz'deki biyoçeşitliliği korumak için etkili eylemler tasarlamak için çok önemlidir. Öyleyse, bu iki tür küme anemon hangisidir ve nasıl farklıdır? İnce tip olarak da bilinen ilk tip, Adriyatik kıyısı dahil, tüm Akdeniz'e yayılır ve açık sarı renkli, uzun gövdeli ve uzun, ince dokunaçları vardır. Bodur tip olarak da bilinen ikinci tip, Kuzeybatı Akdeniz'de bulunur ve koyu turuncu renkli, ince tipe göre daha kısa, daha kalın bir gövde ve dokunaçlar sunar. Dahası, ince, morfotip, esas olarak azinella cinsinin süngerlerinde yaşarken, bodur, türü esas olarak kayalık alt tabakalarda yaşar. Araştırmacılar, analizleri sonucunda, ince, morfotipin genetik olarak süngerleri de kolonize eden ancak Karayipler'de yaşayan iki mercan türü olan Parazontis anguicomus ve Parazontis capensis'e daha yakın olduğunu buldular. Öte yandan, bodur, morfotipi, Pasifik Okyanusu'nun sığ sularında yaşayan mercan türleri olan, Parazontis elongatus ve Parazontis Juan Fernandez'i ile ve, Doğu Atlantik Okyanusu'nun derin sularında yaşayan bir tür olan Parazontis alişi ile daha yakın. Bu türlerin hiçbirinin esasen kayalık yüzeylerde yaşadıkları için süngerlerle kolonileştiği bulunmadı. Son yıllarda, küme anemonları Kuzeybatı Akdeniz'in bazı bölgelerinde yüksek ölüm oranlarına maruz kalmadı çünkü, Akdeniz'deki suyun sıcaklığı mercanların alışık olduğu su sıcaklığına göre epey yüksek, ayrıca sıcaklık dönemleri de eskisine oranla daha uzun. Bu durum, mercanları zayıflatan ve bazı durumlarda mercanların ölümüne yol açan siyanobakterilerin çoğalmasına neden olmakta. Profesör Constantin, tür kompleksinin varlığı, bu mercanların yönetim ve koruma stratejilerini zorlaştırabilir. Aslında, farklı türler farklı davranışlar gösterebilir. Örneğin, iklim değişikliğinin neden olduğu strese karşı farklı direnç gösterebilirler. Bu özellikler farklı yönetim stratejileri gerektirebilir, diyor. Denizdenbabamçıksa.com'daki yeni yazılara ve su ürünleri sektörünü yakından ilgilendiren içeriklere düzenli olarak ulaşmak için bizi Twitter'da takip edin. Son olarak, Parazontidae familyasında gözlemlediğimiz çeşitliliğin, Akdeniz'in kırılgan ve hassas korallijenli habitatında yaşayan diğer türler arasında da bulunabileceği dikkate alınmalıdır. Bu çalışma Scientific Reports'ta, Parazontis azinella'nın iki Akdeniz morfotipi arasındaki genetik izolasyon kanıtı, başlığıyla yayınlandı. Çalışmayı yürüten araştırma grubu Bologna Üniversitesi Biyoloji, Jeoloji ve Çevre Bilimleri bölümünden Adriana Villamor, Lorenzo Sainorini, Federica Costantini, Marco Terzin ve Marco Abbiati'den oluşmaktadır. Bye.